Herkese merhabalar. Yine çok spesifik bir konuyla daha karşınızdayım. Hati, geçmiş videolarda hep bahsettim. Çok travmaları olan bir köpek ama bir nesne var, bir konu var spesifik. Yani 2 yıldır tabii çok ilerleme var. Hani en başlarda böyle yere yatıyordu onun yanından geçmemek için. Şimdi bir tedirgin oluyor, adım atıyor ama geçerken çok hızlı geçiyor. Yine asla yaklaşmıyor, yanında durmuyor falan. Çöp konteynerleri. Gel, oğlum gel. Çöpe asla yaklaşmıyor. Gel bir. Hadi gel. Çekiyorum birazcık yine uzaklaşarak. Gel. Hadi gel. Gel. Tedirginliği görüyorsunuzdur. Gel. Hadi gel. Asla gelmiyor, inat ediyor. Hatta geri zıpladı. Bununla ilgili bir çalışma videosu çekeceğim. Öncesinde ben yaklaşık 10 gündür sabah akşam mamasını Hati'nin o çöp konteyneri, bizim şansımız apartmanın arkasında hurda çöp konteyneri var 2 tane. Onların yanında bir kere de önde normal sokakta olan da verdim. Videolarda göreceksiniz, görüyorsunuz şu an, koyuyordur muhtemelen Emir. En başlarda iyice böyle yani alıp kaçıyordu. Çöp konteynerinin çok yakında olmamasına rağmen maması. Alıp kaçıp dışarıda yiyordu ya da 2 ayak geride o şekilde mamayı yemeye çalışıyordu. Sonra biraz iniş çıkış olmakla birlikte daha yaklaştırabildim. Daha bir tık daha rahat. Siz gözleminize belki normal gibi gelebilir ama şimdi kuyruk içeride, arka bacaklar hafif geride ve titriyor bazen de. Ama ona rağmen 10 gün içinde ilerleme oldu. Dürüst olmak gerekirse niyetim böyle devam etmekti. Bir ay ne kadarsa ama sizlere de bunu bir video ile göstermek istedim. Şimdi bugün ödül mamasıyla o yemeğini yediği alanda daha çalıştıracağım. Daha odaklı, itaatle orada biraz daha rahatlatmaya çalışacağım. İlk defa yapacağım. O mama 10 günlük akıştan sonra ilk defa yapacağım. Daha önce denemedim. Beraber görelim. Onun davranışlarına göre de ben çalışmayı şekillendireceğim. Burada bu sakin yer, normalde burada benim Hati'yle top oynadığım yer, yani kendini güvende hissettiği, rahat olduğu yer. Burada iyi sonuç alırsam sokakta da bir deneme, küçük bir deneme yapacağım. Burada sonuç alamazsam orada bitireceğim çalışmayı. Bu part 1 olarak koyacağım. Ben bunu çalışmaya devam edeceğim. Part 2'sinde inşallah bir 2-3 hafta sonra, belki bir ay sonra daha çöp konteynerinin yanında rahat bir Hati'yle çekeceğiz. Haydi bakalım gel. Çalışma sırasında boyun tasması kullanmıyorum, göğüs tasmasındayım. Negatif bir ikaz almasın diye. Ben de çalışma itaatlerde yanlış yapar, hata yapar vesaire. Bunları asla ikazla düzeltmeyeceğim. İzin vereceğim, rahat olsun. Bir not, bu çalışma ısırma baytıyla da yapılır. Hati yüksek ama o kadar da böyle alıp da çok sert çekmiyor. Böyle yerlerde çabuk bırakıyor. O zaman da çalışma çok verimli olmayacak. O yüzden mamaya motivasyonu daha yüksek. Evet, takip. Yüksek aromalı bir ödül kullanıyorum. Mümkün olduğunca mamayı aktif kullanacağım. Evet, bravo sana, bravo sana. Yakından geçtim gittim. Ya bu. Yes, evet. Evet oğlum, evet. Otur. Bir gözle çöp konteynerine çek atıyor zaten. Evet, bravo. Bak. Şimdi çöp konteyneri farkında oldu. Biraz rüzgar da var. O rüzgarda dışarıdan başka bir ses gelince de korkuları ortaya çıkıyor yine. Ses oradan geliyor, rüzgar buradan kaçıyor. Yani nasıl bir şey yaşadı bilmiyorum. Üzerine çöp konteyneri mi düştü? Anlatsana oğlum ya. Anlatsana bana ya. Buyur abi sana. Evet sana. Gel bakalım. Bak. Gel. Ah. Evet, bravo oğlum benim. Hemen kafayı dağıtmak için bir uzaklaşıp geleceğim. Evet sana bravo. Bak, otur. Yat. Bekle. Bekle. Hadi gel. Evet oğlum benim ya. Ah. Evet sana, bravo sana. Aferin sana. Normalde solumda yürütüyorum ben Hati'yi. Sola alışık ama buradan geçmemek için sol taraf öbür sağıma atlıyor. O zaman böyle gelelim oğlum. Totonu açıkta bu sefer de. Bu sefer de totonu açıkta tutuyorsun. Nasıl manyaksın sen? Nasıl manyaksın sen? Otur. Bak. Bravo sana. Gel. Oo. Evet sana. Hadi bakalım. Yat. Aferin sana. Bazen sizlerin gözünde bunlar böyle hani normal hani hareketler gibi oluyor. Burada dikkat etmenizi istediğim şey gerçekten Hati'nin hareketlerinde arka kalça bölgesi. Kuyruk nerede, ayaklar tedirginliği. Burada şimdi videoda titreme çok görmezsiniz. Şu an çok da yok ama yaklaşınca biraz yapıyor. Ama ayakların geride kalması da kendini emniyete mi alıyor artık köpek, nasıl yapıyor? Daha rahat hissediyor öyle muhtemelen. Bak. Evet, bravo sana. Bazen öğrencilerim söylüyor yani Hati'nin işte itaat çok iyi falan filan diye. Grup dersini bekle. Grup dersini açık alanda yapıyorum. Çok geniş alanlar. Orada rahat. Ama ne zaman dara girsek, böyle dar yerlerde çalışsak ya da yürüyüş yapsak oralarda biraz daha hissettiriyor. Dediğim gibi bu çok gelişmiş hali, çok iyileşmiş hali. Ama yine de gel. Gel. Yat. Evet sana, bravo. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Hadi serviste. Serviste. Biraz topa geçeceğim. Biraz kafası orada kalmasın. Topa motive zaten. Topla birlikte biraz daha rahatlasın. Evet oğlum, bravo oğlum benim. Gel bakın buraya. Gel buraya, buraya. Evet sana, bravo sana. Aferin oğluma benim. Evet oğluma benim. Uhu. Otur. Hadi bakalım. Bulursun onu, bul. Bu arada topla nasıl oynanır videomuzda Hati'nin kafasının hemen üzerinde galiba şu an. Evet. Aferin oğluma benim. Gel bakayım böyle. Bravo oğluma benim ya. Oo, sana. Aferin ya. Otur. Bak. Okey. Evet, bravo sana. Aferin sana. Aferin sana. Gel buraya. Evet sana. Aferin oğluma benim. Şimdi burada topla oynuyorum ama sadece top at getir yapmıyorum. Kendimi mümkün olduğunca konteynerlerin oradayım. Top bana getirmeye çok motive o şeyle konteynerlere yaklaşmaya çalışıyorum ama yine bu tarafıma gelmiyor. Genişten geliyor. Biraz daha oralarından topu almasını yapmaya çalışacağım. Bekle. Hadi bak. Bul. Evet, bravo sana oğlum. Bravo sana oğlum. Aferin oğlum benim. Bırak. Aferin sana. Evet sana ya. Otur. Bekle. Bekle. Bunu son kez yapacağız. Hadi oğlum be. Bak. Bul. Evet sana. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Senin o. Senin o topu. Aferin oğlum benim. Bir küçük de ön sokakta bakalım. İyi bir şey beklemiyorum. Görelim, gözlemleyelim beraber. İlerisi için bir referans olsun. Hadi gelin. Evet, bravo sana. Aferin. Bırak. Bırak. Yerde şu tavuk kemik. Bırak. Hadi. Bırak. Gel. Burada görmüş oldunuz yani. Allah Allah oğlum, sen emin misin bu kadar içimize? Ha, fark ettin. Fark ettin. Evet, sen fark ettin. Gel. Son. Son. Bırak onu. Gel. Otur. Hadi bir adım daha. Hadi gel. 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 Aferin sana. Bravo. Al, beklediğinden daha iyi. Gel. Evet. Arkadaşlar, Hati'nin daha iyi bir köpek olması için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu kanaldaki videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bay bay.